Merhaba, İletişim Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Seven Gül Sönmez. Bugün Robert Koptaş'ta ilk romanı Ulufak için sohbet edeceğiz. Hem roman hakkında konuşacağız hem de belki bundan sonrasında bu roman nerelere gidiyor onu da soracağız. Hoş geldin. Hoş bulduk ikimiz de Evet, iletişime. ikimiz de iletişime hoş bulduk. Ulufak senin ilk romanın ama bir ilk romandan beklediğimizin çok üstünde şeyler anlatan, hikayesi geniş ve Türkiye için de çok kıymetli olduğunu düşündüğüm bir metin. Türkçe edebiyatta kendine özgün bir yer edinecek. O yüzden öncelikle ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ulufak bir aile hikayesi olarak özetlenebilir. Çok kısacık bir özet yaparsam Ulufak Devranyan ailesinin hikayesi. Ama bu hikaye biz Türkiye'lilerin başka bağlamlarda benzerlerine çok rastladığımız, üzerine az konuştuğumuz bir hikaye gibi geliyor. O yüzden biraz orayı açıp Devranyan ailesinin Türkiye'de romanda adını bilmediğimiz T'de başlayan ve dünyanın farklı yerlerine savrulan anlatısının peşinden gideceğiz. Bu anlatının önemli kırılmalara işaret eden, önemli kırılmaları hatırlatan ve devralınan aile üyeleri tarafından da belki de sürdürülen bir yanı var. Biraz bize özellikle büyük travmatik deneyimlerin, soykırımın ya da soykırım sonrasında yaşananların ve tanıklıkların bir edebi metni nasıl şekillendirdiği, şekillendirirken de senin bir yazar olarak hem kendini nasıl dahil ettiğin, hem de belki de tanıklığını ve tanışıklığını yaşadığın hikayeleri de anlatmak mümkün olabilir. Dolayısıyla aslında Ulufak 1915 sonrası Türkçe'de yazılmış önemli metinler, o dönemi işaret eden önemli metin olduğu için de soruyorum tabii ki bunu. Hikaye nasıl başlıyor ve nereye gidiyor? Senin de dediğine yani 1915 Ermeni meselesi, Ermeni soykırımı, travmalar, acılar bağlamına belki bir şey ekleyebilirim. O da şöyle. Tabii ki çok katmanlı olmasını umduğum bir metin. Benim için en azından iki temel meselesi var. Biri tabii ki Ermeni meselesinin Türkiye'de Anadolu'da doğmuş, büyümüş, İstanbul'a göç etmiş bir aileye ne yaptığını anlatmakta. Olayın kendisiyle çok ilgilenmedim. Olayın daha ziyade insanlara, sıradan insanlara nasıl onları nasıl etkilediğini, ruhlarını nasıl bir anlamda parçaladığını ve bunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini aramaya çalıştım. Bu yönüyle Ermeni meselesine bakan, soykırıma bakan bir boyutu tabii ki var. Bunu da ben mümkün mertebe evrenselleştirmeye çalıştım. Yani dünyanın başka yerlerinde şiddet mağduru olmuş, benzer travmalar yaşamış başka halklar da var. Bu ne Ermenilere ne Türklere özgü bir hikaye diye düşündüm. Dolayısıyla oradaki insani ortaklaşmalara da baktım. Tabii ki bunları da daha kendi tanıdığım insanlar, öncelikle elbette kendi ailem ama ailemin de dışına taşan insanlardan duyduklarım, dinlediklerim, okuduklarım ve kendi etkilenmelerimden de hareket ederek ele almaya çalıştım. İşin bir boyutu bu anlamda siyasi ve tarihsel. Bir başka boyutu ise biraz daha ruhsal, psikolojik alana giriyor. O büyük olayların gölgesi mutlaka içeriye, bir ailenin hikayesine, eve, haneye, bireye, ruha sirayet ediyor mutlaka. Ama aynı zamanda da ailenin içindeki o tek tek bireylerden, fertlerden başlayan ve onların arasındaki ilişkilerle şekillenen iktidar durumları, orada yaratılan travmalar, orada yaratılan acılar da aslında hem o büyük olaylardan etkilendiği şekliyle nasıl devam ediyor, hem de içeride nasıl değişip dönüşüyor. Çünkü bence kıvıl kıvıl oynayan, hareket eden, canlı bir şeyler oralarda mutlaka devam ediyor. Ölmüş değil, donmuş değil. Biraz onun da peşinden gitmek istedim. Buradan ataerkiye, erkek egemenliğe, şiddete, aile içi şiddete, kuşaklar arası acıların, travmaların aktarımına, çocukların orada ne yaşadığına, çocuk ruhuna dair yine benim için evrensel diyebileceğim, Ermeni bir aileyle sınırlandırılamayacak meseleleri de takip etmeye çalıştım. Ve daha ziyade de aslında temelde ne yaptı o büyük olaylar, içeride ne oldu ve bu insanlar neden böyle oldu, neden tutunamadılar, neden dağıldılar, neden parçalandılar, dertleri neydi?
neden kendi dertlerine derman olamadılar sorularına da cevap arayan, soru soran, cevap ihtimallerinin peşinden giden ama cevapları muhtemelen tam da bilemeyen bir metin olmasına gayret ettim. Peki bu söylediklerinin yani büyük travmatik deneyimlerin ya da aslında deneyememe halleri de çünkü bunlar her travma denenebilir bir şey değil. Bazen başarılı ya da başarısız sonuçlarla aktarılan şeylerden bir tanesi. Bizim yabancı olmadığımız bir aile, romanda isimlerini duymaya çok alışkın olmadığımız, telaffuz ederken ya da aklımıza tutarken zorlandığımız isimler olsa da aslında isimlerin değişmesinin de yani başka şekilde adlandırmanın, yani bu adlara başka adlar verilmesinin de çok bir önemi yok. Çünkü az önce söylediğim gibi yaşanan olaylar dünyanın farklı yerlerinde, farklı coğrafyalarda, farklı tarihlerde defalarca yaşanmıştı. O yüzden bu anlatı Türkiye'de yaşamış olan insanların başına gelenleri evrensel bir biçimde anlatıyor. Yani bir anlamıyla hikayenin evrensel oluşu, öte taraftan da senin anlatım biçimin. Bu bana önemli geliyor. Çünkü yine ışık tuttuğun meseleler dünya üzerinde herkesin kendisiyle ve iktidarla uğraşırken kurcaladığı yerler. Yani bir yerden baktığınızda işte Kızılderili mücadelesinin bir parçası olan insanlarla dünyanın herhangi bir yerinde şiddet gören kadınların hikayesiyle ve bunların anlatımıyla benziyor. O açıdan metnin bugün Türkiye'de üretilmiş evrensel edebi bir metin olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacak. Eksik kalabilir belki. Onu da artık araştırmacılar düşünsün diye düşünüyorum. Buradan da şeyi sormak isterim sana. Bir hikayenin, bir ailenin parçalanma hikayesini anlatıyorsun ve parçalar da bir araya gelmiyor sonra. Yani dünyaya ufak dağılıyorlar romanın adında olduğu gibi. Ve bu parçalanma zihinde, belki bedende ve dilde yaşanıyor. Ve biz romanda anlatıcıların çoğaldığı, anlatıcının da çeşitlendiği, hikayenin de parçalı olarak anlatılıp bizde tamamlanıp tamamlanmadığını sorduğumuz bir öykü okuyoruz, bir anlatı okuyoruz. Bu parçalı yapı bir zorunluluktan mı doğdu, sen mi tercih ettin ve bu bize metne bakarken neye dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor? Dürüst olmak gerekirse aslında ben bir adamın hikayesini anlatmak istiyorum. Bir erkek, bir baba, tam babalık yapamamış bir baba, biraz benim babamı andıran bir şekilde. Yani böyle bakıldığında çok klasik, artık birçok insana da bıkkınlık veren bir baba oğul meselesi tabii ki var ve hareket noktam da benim de oydu. Ama şöyle bir şey oldu yolda, ben yazmaya çalışırken. Parçalı bir şey yaratayım gibi bir kaygım yoktu ya da öyle bir planım da yoktu. Ama sonra ben kendim yazarken anladım ki o Kevork'un hikayesini anlatmak onun etrafındaki insanları ve onun ailesinin hikayesini anlatmadan çok mümkün değil. Ve oradan belki de 1915'e ve öncesine ve sonrasına bağlanan bir anlatıya dönüştü. Ve sonra da şu an özellikle anlatı dedim hikayeden ziyade. Biraz böyle bazı yönleri neredeyse mitolojik Ermeni sorunu bağlamında arketip hikayelere bağlanan bir boyutu olsun istedim. Onunla biraz bir yatak buldu bence. Sonra da başka insanların sesleri adeta, hani böyle ulvi bir şey gibi söylemeyeceğim ama duyulmak istedi. Yani ben onları anlatmak istedim daha doğrusu. Başka insanların sesleri de işin içine karışmaya başladı ve aslında o çağrıya biraz boyun eğdim de böyle bir parçalı hikayeye ulaştık gibi geliyor. William Saroyan'ın tesadüf değil tabii William Saroyan olması. O hani çokça alıntılanan, yani herkesin hikayesi anlatılmalı, hikayesi anlatılmamış kimse kalmamalı düsturuna belki de yine kulak verdim. Ve o sesleri de duymaya ve onları da aktarmaya çalıştım. Bunda tabii ki kendi aile hikayemde, özellikle aile içinde kadınların anlattığı, kendi aralarında konuştuğu, erkekleri çekiştirdikleri kocalarını, başkalarını, geçmiş hikayeleri anlattıkları sohbetlere çocukken çokça tanık olmam ve kulağımın bununla çok dolu olmasının da etkisi oldu. Çünkü pek çok kadın karakter konuşuyor orada. Dolayısıyla bunlar gelmeye başladıkça ben yazarken, yani planlı bir şekilde olmadı ama benim kulağım onlara açıktı. Gelmeye başladıkça aslında metni böyle şekillendirmek kararını da vermiş oldum. Ve o parçalı, o hani
Yani bir şey yaratmadım tabii. Çokça kullanılıyor. Sinemada da, romanda da, edebiyatta da çokça kullanılan bir şeyi ben tekrarlamış oldum ama bence hem de o şiddetin insanların nasıl onu fark ettiğini, dışarıdaki ve içerideki, hatta kendi içimizdeki şiddeti de iyi anlatan bir yapı oluşmuş oldu bence böylece. O dağılmışlığı da verme imkanı oldu ve sonuçta da böyle bir şey ortaya çıktı. Evet, bir de zaten bir kişiyi bir başkasından dinlemek, onu anlamaya dair de bazen affetmeye, bazen kabul etmeye, bazen de reddetmeye dair bir şey de söyleyebiliyor ve belki romandaki kişilerin birbirleriyle ilişkileri okur olarak bizim de onlara yakın ya da uzak durmamızı sağlayan bir ipucu oluşturuyor. Severiz, sevmeyiz, benimseriz ama sonuçta onları anlamaya dair bir yol. Bir başkasından da dinlemek. Bazen de kendi hikayelerini dinliyoruz. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı, arkasında başka bir şey olabileceğine de kulak açmamızı sağlıyor aslında. Yani bu noktada metnin içinde süre giden şiddeti aklamak ya da oradaki onu tarif ederken onu benimsemek değil ama fail ve işte maktul arasındaki ilişkilerin bambaşka dinamiklerle şekillendiğini okumak ilginç geliyor bir taraftan. Aslında hatırlıyoruz. Bizim bize ne ettiğimizi hatırlıyoruz. Birbirimize ne ettiğimizi hatırlıyoruz. Ben metinde konuşan kişilerin dillerinin kendi dünyalarını yansıttığını, iyi yansıttığını düşünüyorum. Bu noktada az önce kadınların anlatıcılığından bahsettiğin için günlük yaşamımızda evet bizim belki kendi aramızda konuşurken kolayca söylediğimiz ama kamusal alanda telaffuz etmediğimiz bazı durumlardan bahsediyor kadınlar. Kendine, herkesin kendine özgü bir tavrı var. Bu da dille sağlanan şeylerden biri. Açık ve yalın bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Burada da belki karakterlerin kendilerine göre konuşmaları, kendi dillerince konuşmalarının ana yapıya nasıl bir katkısı oldu? Onu sen değerlendirirsen yazdıklarından. Yani ben bu benim ilk kurgusal metnim ve kendimi epey öğrenci gibi görüyorum. Yani böyle büyük laflar etmek, yani bu röportajları verirken falan da insan ister istemez şunu yaptım, bunu yaptım diye ama gerçekten öğreniyorum ve bir takım acemilikler mutlaka var metinde. Ama senin de dediğin gibi titizlendiğim noktalardan biri o seslerin özgün olmasıydı. Bir takım benzerlikler olabilir çünkü iyi kötü aynı kültürün içinden, hatta çoğu zaman aynı ailenin içinden gelip öyle konuşan insanlar bunlar. Ama o seslerin ayrı ayrı duyulmasının bence bir yandan şöyle bir boyutu da oldu. Maalesef yine Saroyan'a bağlarsam, Türkiye'de özellikle bir Ermeni yazardan bir Ermeni ailenin hikayesini, o metinde onların Ermeni olduğunu biliyoruz ama bu aslında çok da vurgulu bir şekilde dile getirilmiyor. O insanlar hakkındaki ön yargıların, etiketlerin, yaftaların çokça olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Mesela Talin Sucuyan'ın tabiriyle bir inkar habitusunda yaşıyoruz. Yani soykırım sonrası bir inkar habitusu. Ermeniler ve diğer azınlıklar bağlamında. Dolayısıyla ben her ne kadar kamusal olarak tanınan bir takım Ermeni figürler olsa da, yani yazarlar, çizerler, Hrant Dink gibi, Mıgırdis Margosyan, şimdi artık Zabel Mimberyan, Zabel Eseyan gibi, 1923 ve sonrasında Ermeni karakterlerin, insanların, ailelerin, fertlerin çok fazla tanınmadığını, bilinmediğini, daha ziyade çoğunlukta olanın onlara belli şablonlar dahilinde baktığını düşündüm. O yüzden onların seslerinin mümkün mertebe adeta çok sesli bir koro gibi, mümkünse tabii ki, duyuluyor olması benim için önemliydi. Hani işin zanaat kısmında buna titizlenmeye çalıştım. Her birinin ayrı bir sesi olsun. Ne kadar başardım, ne kadar başaramadım onu şu an ben de ölçemiyorum doğrusu. Evet, benim etkilendiğim yerlerden biriydi. Metni ilk okuduğumda aslında o etnik olan, milliyetten azade olan yerde insana dair bir anlatıyla karşılaşmak, yaşanan bazı şeylerin hiç değişmediğini görmek, o acıların ya da sevinçlerin ve
gündelik yaşamın koşturmacası. Burada sevinç yani, tabii biraz tabii daha yani az ama. Daha az ama hani olduğu anlarda da orada da ortaklaşabilmek, acıda da ortaklaşabilmek gerekliliği belki anlatıdaki bütün karakterler aracılığıyla farklı dönemlere, farklı toplumsal olaylara da işaret eden bir roman. Çokça göç anlatılan bir roman. O yüzden bir açıdan da senin de söylediğin gibi 1923 sonrasında Türkiye'de bugüne doğru gelip giden hikayeyi anlatıyor. Benim son olarak sana sormak istediğim şey de anlattığın şeyi, bu romanı illa bir yere koymak, bir yere bir rafa yerleştirmek gerekirse ben okuduğumda bu metnin bir oluşum romanı olduğunu düşündüm. Bir bildungsroman olabileceğini düşünüyorum yine. Çünkü hem Kevork'un hem Artun'un oluşum ve gelişim hikayeleri var. Bu da bize bir başka şeye göz kırpıyor. Yani ne olacak? Yani hani Kevork'un hikayesi tamamlandı. Ama anlatılmayı bekleyen bir Artun var. Öyle mi? Anlatılacak mı? Bildungsroman'ın zıttı var mı bilmiyorum. Oluşamama romanı, parçalanma romanı belki. Bir şey. Ama belki de her Bildungsroman belki de böyle, en azından böyle riskleri de ima ediyordur. Evet. O yüzden tabii ki bence de bir Bildungsroman denebilir. Evet, yani benim hareket noktam bir çocuktan bir babaya doğru gitmekti. Aynı zamanda dolayısıyla o babanın çocukluğuna dönen bir hikaye oldu. O çocuğun aile geçmişinde neyle karşı karşıya kaldığını görmüş olduk aslında. O çocuğun sırtına yüklenmiş olan yükleri, kuşaktan kuşağa aktarılanların o evet çelimsiz omza, bir yatılı okulda, bir yetimhanede kendini çok yalnız hisseden bir çocuğa nasıl bir yük yüklediğini görmüş olduk. O çocuğun bölük pörçük, parçalı, tam da hakim ve vakıf olamadığı aile hikayesini tamamlamasının aslında düşünerek, okuyarak, yazarak belki de tamamlamasının öyküsünü görmüş olduk. Çünkü bir hikayeye sahip olmadığı için kendi dünya üzerindeki yerini bulamıyordu. Bu hikaye bölük pörçük de olsa ona bir zemin vermiş oldu. Belki de böyle diyebiliriz. En azından benim muradım oydu. Kendi aile hikayemi de belki de bu şekilde duygusal olarak, manevi olarak, fiziki olarak değil ama tamamlamak arzusunun da bir dışa vurumu tabii böyle bir hikaye yazmak. Dolayısıyla o çocuğun acaba önünde ne var sorusuyla bırakmak benim için hoştu. Ben de o çocuğun biraz büyümesini istiyorum, ergen olmasını. Mesela o geçmişi geride bırakmış haliyle, biraz babayı da geride bırakmış haliyle acaba bu sefer neyle yüzleşecek, kimle yüzleşecek? Orada herhalde bir anne meselesi devreye girecektir. Onu bir ergen yapmak, bir genç adayı yapmak, bir genç yapmak istiyorum ve sanırım da ikinci romanda, sanırım değil yani böyle düşünüyorum, ikinci romanda da bununla devam edeceğim. Bir devam romanı gibi değil kesinlikle. Ama bu sefer de bir geçmiş ve çocukluk hikayesinden bir ergenlik hikayesine doğru geçebilirim gibi geliyor bana da. Evet, o zaman bir sonrakini merakla bekliyoruz. Un ufak sadece bir ailenin değil elbette insana dair tüm duyguların ve insanın insana ettiğinin anlatıldığı ve belki de hayat başka türlü olabilir miydi sorularını da. İnsana mı herhalde? Belki biraz onları insanın kendine ettiğini de diyelim. Ve dolayısıyla aslında insan dışındakilere de pek tabii ki yani sadece insana değil. Bütün bunları nasıl olurdu, nasıl olmazdı sorularıyla okuduğumuz ama her şeyden önce tanık olduklarımızla bir bağ kurduğumuz bir roman. Umarım daha çok kişi okur.